Arkadaşlar merhabalar bu videomda 2023 TYT AYT Geometri kampının tanıtımının tanıtımını yapacağım. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü hala daha merak edilen bazı şeyler var. O merak edilen şeylere cevap vereceğim. Biraz da sizinle sohbet edeceğim arkadaşlar. Şimdi merak edilen şeyler ne? Hocam ben kitabın linkine ulaşamıyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum diyenleriniz var. Ve kitabınız bu görseldeki gibi mi? Evet bu görseldeki gibi olacak arkadaşlar. Ee, eski kampın ee, eski kampı da takip etmek isteyen edebilir bu arada. Yalnız orada bir sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Eski kampta biz e, çembere kadar, yani analitik geometriye kadar e, yani üçgen, dörtgen ve çemberi yaptık. Sonrasını fasikül üzerinden gitmiştik. E, o fasiküller artık ama bundan sonrasında ulaşamayacaksınız. Biliyorsunuz bazı videoları silmek e, zorundayım. Onları da kaldırmak zorundayım. Hatta DGS'ye bekledim. E, en son bir tane şey kaldı. O da bu hafta sonu silinecek. Haberiniz olsun. Konu anlatımı silinmeyecek ama. Konu anlatımı olan şeyler e, ya da o yayınla ilgili olan şeyler silinecek sadece. Diğer şeyler kanalda duracak. O anlamda hiçbir sıkıntı yok. Eski konu anlatımından da devam edebilirsiniz. E, orada zaten pdf'leri onun altında var. O pdf'leri de siz kendiniz çıktısını alıp halledebilirsiniz. Yalnız orada dediğim gibi nereye kadar? Sadece çemberin sonuna kadar bir eğitim alabilirsiniz. E, oradan devam edip hocam yeni kitabınızın pdf'lerinde fotokopi çektirebilir miyiz diye soracak olursanız da o şekilde de yapabilirsiniz. Hani oradan devam edenler sonrasında zaten analitik geometri ve katı cisimler kaldı. Onların da pdf'lerinde ben konu anlattığım zaman şeye koyacağım mı koyacağım. Orada da bir fotokopi çektirip o şekilde de halledebilirsiniz. O anlamda da hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi öncelikle ben bu kampın tarihini size söyleyeyim. Geçen Instagram'da 13 Temmuz diye belirtmiştim ama Olaylar bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Biz kitabı yazdık. Hadi alın işte e, matbaaya gitsin hemen basılsın. Ne zaman yapmıştım ben bu duyuru? Sanırım bu haftanın başında pazartesi günü yapmıştım. Ki hazırdı da zaten pazartesi günü. Ama e, matbaaya gittiğim zaman yok kağıt sıkıntısı o sıkıntısı bu sıkıntısı işte sıra var sıra var sırayı bekleyeceksiniz gibi şeylerle karşılaşınca e, yetkili kişiler beni şu anlamda uyardı. Hocam. 13 Temmuz diye baş 13 Temmuz diye başlatacakmışsınız kampınızı ama e, bayram öncesinde yani önümüzdeki hafta çıkacak yani dördünde beşinde falan çıkacak büyük ihtimalle e, çıksa bile kitap bunun dağıtımında sıkıntı yaşanabilir. çünkü araya bayram girecek. E, bayram gireceği için siz de bayramdan sonra hemen başlayacağınız için e, öğrencilerin eline kitap ulaşmaz dendi. Ya biraz da sizi düşünerekten 5 gün sonrasına yani bayramdan sonra 5 gün sonrasına Kampı başlatma kararı aldım arkadaşlar. Bence en mantıklısı bu. Ya hocam 5 gün daha mı gecikeceğiz zaten çok geç mi diyenlere de biraz sonra cevabını da vereceğim. Hiç geç değil. Arkadaşlar çünkü dediğimiz gibi bazı sıkıntılar. Yani kağıt sıkıntısı işte sıra sıkıntısı falan filan. Ee, ama dediğim gibi şey de söyleyeceğim. Ee, kitap çıktığı zaman da size linkini de ee, ya YouTube'dan ya da Instagram'dan. Kenan ile Geometri yine Instagram adresinde. Oradan duyurusunu yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi e, bazı arkadaşlar hala soruyor kitaba ulaşamıyorum diye. E, dediğim gibi arkadaşlar kitaba şu an ulaşamazsınız. E, ben bu duyuru yaptıktan sonra ancak linkini falan size attıktan sonra ulaşabilirsiniz. O anlamda şu anda kitabı aramayın. E, büyük ihtimalle dediğim gibi şu an ayın ikisindeyiz. Beşinde, altısında, yedisinde belki tam olarak basılıp e, satışa da çıkabilir. Ama dağıtımda sıkıntı olacağı için dediğim gibi 13 Temmuz değil de 18 Temmuz'da başlayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki hocam geç değil mi diyenler? Arkadaşlar geç değil. Bir kere ben programa 18 Temmuz'da başladığım zaman Mart'ın ortasında bitecek. E Mart'ın ortasında bitmesi demek süper bir şey demek. Niye? Nisan, Mayıs, Haziran. O hocam 3 ay var. Sınavdan 3 ay önce bitireceğim. Gayet yeterli. Hatta şimdi aklıma geldi. Bir de hızlandırılmış program isteyen arkadaşlarınız varsa onlar için de bir program hazırlayabilirim. Yorumlarda yazarsınız. Ben normalde programımı bir haftalık bir haftalık yapacağım. Hızlandırılmış programda da 4 günlük program şeklinde yaparım. Kaldırabilecek olan arkadaşlara da bu şekilde bir program hazırlayabilirim. Haberiniz olsun o anlamda da. Hocam niye bir hafta bir hafta yapıyorsunuz diye soranlar var. Gün gün yapsanız ya. İşte atıyorum kaç gün ee, 60 günde bitmez mi? 70 günde bitmez mi? gibi soruları da olacaktır büyük ihtimalle. Arkadaşlar bitmesine biter. Ama siz sadece konuyu anlamış olursunuz. Ben diğer hocalarıma laf atmıyorum. Çok güzel bir şekilde kamp yapan hocalarımız var. Mükemmelsiniz, harikasınız. Ama benim bu kamp geometri adına konuşuyorum. Geometri gün gün yapılacak ders değil. Geometri de zaman ilaçtır. Zamanla her şey olgunlaşır. Ben size bir konu anlatacağım. Siz bir hafta boyunca onun sorusunu çözeceksiniz. Sonra önümüzdeki hafta başka konuya geçip bir hafta daha onun sorusunu çözeceksiniz. Dolayısıyla ee, hem önceki konuyu hem de sonraki konuyu pekiştirmiş olacaksınız ve hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. O anlamda bana güvenin. Yıllardır böyle yapıyorum ve yıllardır da bunun ekmeğini yiyen çok öğrenci oldu. Ya hocam geçtiğimi gerçekten deneme sınavlarında ben çok iyi yapmak istiyorum diyen arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Sabredin arkadaşlar. Bir buçuk ay ya da iki ay sonra deneme sınavlarında bak konuların hepsini görmesek bile. Konuların 5'te 1'ini gördüğünüz zaman TYT deneme sınavlarına girdiğiniz zaman TYT deneme sınavlarında 5, 6 ya da 7 en az 5 tane net yapma garantisi var. Bunu söylüyorum. Tecrübeyle e, tecrübe ettik. Ya yani bunu geçen sene de söyledim. Gerçekten de böyle oluyor. 1,5 ya da 2 ay sonra o netlere ulaşacaksınız. O netlere ulaşmak demek zaten yani süper bir şey. Geometri anlamında puanınızı acayip bir şekilde arttıracak bir şekilde şeylerle karşılaşacaksınız zaten. O anlamda siz bana güvenin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 1.5 bak kampa başladıktan sonra 1.5 ya da 2 ay sonra benimle birlikte düzenli bir şekilde gittiğin zaman 5, 6 ya da 7 net yapabilecek seviyeye geleceksin zaten. Hiç stres yapma kendini bana bırak. Biz bu işi bu anlamda biliyoruz arkadaşlar. Yıllardır öğrencileri eğitiyoruz. Yani yan yana sadece ekran karşısında değil yan yana da öğrencilere nasıl gelişeceğini yani en iyi bilenlerdeniz ee, sadece ben değil diğer hocalarımız da tabii ki aynı şekilde. Ve buradan yine diğer hocalarımızın ismini söyleyeyim. Sadece beni takip etmek zorunda değilsiniz. Nurtaç Hoca var. Erhan Ardıç ile Geometri var. Merkeze teğet İlhan Hocam var. E bunları da takip edebilirsiniz. Ee, bu arkadaşlardan da bu hocalarından da bu dostlarından da çok güzel şeyler kapabilirsiniz. Ya da. Onların kampına katılıp benden de ufak tefek şeyler de izleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. E, hocalarım bu arada selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Gerçekten hocalarımız çok güzel işler yapıyorlar zaten. E, onları da şöyle bir kanallarına da şöyle bir abone olup e, yaptığı emeğe de bir saygı göstermenizi de isteriz yani açıkçası. E, elimizden geldiğince güzel şeyler yapacağız. E, her sene kendimizi çok 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 iyi bir şekilde geliştiriyoruz. Geçen sene 2022 tayfaya çok güzel işler yaptık. Bu sene 2023 tayfa çok 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 daha güzel işler yapacağız. Çünkü her anlamda arkadaşlar kamera karşısında ya yani kamerayla yine anlatıyorduk. Öğrencinin yanında oluyorduk. Şimdi o kadar profesyonelleştik ki artık kameranın karşısında öğrencinin dibinde olacağız. Yani en sesine tokadı vuracağız. Hani o konuma geldik arkadaşlar. E, şakayla karışık derslerimizi böyle e, ciddi bir şekilde tabii ödevlendirmeler falan filan onlar da olacak. E, onları yapmazsanız olmaz. E, zaten Kenan komutan diyorsunuz. E, komutanın dediği de olacak değil mi gençler? Beraber bu işi ödevlendirme falan vererek çok da güzel bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, dediğim gibi Mart'ın sonunda ya da hızlandırılmış programla e, belki Aralık'ta Aralık'ın sonunda belki ocağın başında falan da bitirecek şekilde de bu işi de yapacağız arkadaşlar. E, buradaki kitapta bütün şeyler var. Bütün konular var. Üçgenler, dörtgenler, çemberler, katı cisim ve analitik geometri olmak üzere. Geçen seneden farkı ne? Ekstradan bölüm sonlarına testler. Yani 3-4 tane test ekledim. Yani gönül ister ki her konunun sonuna ekleyeyim ama o zaman çok kalınlaştık, kalınlaşacaktı kitap. O yüzden arkadaşlar belki seneye yaparım öyle bir şey ama bu sene sadece bölüm sonlarına üçgenlerden sonra bir 5-6 tane test. Dörtgenlerden sonra 5-6 test. Yani ÖSYM sorularının benzerleri. ÖSYM nasıl karşınıza geçmiş bununla ilgili ya bu konuyla ilgili karşınıza nasıl gelmiş onların benzerlerini yazıp o şekilde karşınıza çıktım. E, haberiniz olsun. Bir de ekstradan geçen senekinin üstüne ne bindi? Analitik geometri ve katı cisimler konu anlatımı da burada kitabın içerisinde olacak arkadaşlar. Tekrar 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 söylüyorum. Şu an bu kitabı satışta bulamazsınız. Önümüzdeki hafta içi e, şey geldiği zaman ben size Linkini de her şeyinde atacağım arkadaşlar. 18 Temmuz'da bu işe başlıyoruz arkadaşlar. Ee, burada diğer hocalarım da ne zaman başlıyor? VIP Fizik, Doktor Biyoloji ve e, SML Hoca. Ee, VIP Fizik ve Doktor Biyoloji sanırım Temmuz'da değil de Ağustos'ta başlayacak. SML Hoca da benimle aynı gün başlayacak arkadaşlar. Belki videonun içerisinde söyledim ama unuttum. Şimdi bir daha söyleyeyim. Bu şekilde yapacağız çok güzel işler yapacağız ve geometrinin içinden geçip garanti derslerden biri olacak arkadaşlar. En güvendiğiniz derslerden biri olacak ama tek şartla. Bütün konuları bitireceğiz. Bütün bütün konuları benim programımla birlikte bitireceğiz. Erken bitireceğiz. Çok 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 erken bitirmeyeceğiz. Tam zamanda bitireceğiz ve yeri gelecek denemeleri de beraber yapacağız. Denemeleri de güzel bir şekilde e, sizi o anlamda da yönlendireceğim arkadaşlar. Hatta ee, şey bittikten sonrasına bile güzel fikirlerim var. O fikirleri de sizin üzerinizde gerçekleştireceğiz inşallah. Ee, sırf sizin iyiliğinize siz kendinizi bir konuda geliştirin diye e, her gün arkadaşlar her gün ya video çekiyoruz ya böyle soru yazıyoruz. Ee, öğrenciler nasıl soruları daha çok sever ya da ÖSYM e öğrencilere nasıl sorular sorar diye her zaman bir düşünce içerisindeyiz ve bu düşüncelerin hepsini sene içerisinde sizinle birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Evet 2023 sayfa Tanıtımın, tanı, tanı, tanıtımın tanıtımını yaptım tanıtımda daha ayrıntılı bir şekilde işte program nasıl olacak kitap nasıl olacak videolar nasıl olacak onları daha bir açarak sizlere anlatacağım ee, Bununla ilgili kitapla ilgili ya da kalkma ilgili sorularınız varsa bu videonun altına sorularınızı sorun elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.